feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing tape. Herkese yeni bir yılın yeni gününde ve yeni ilk vlogundan merhaba arkadaşlarım. Kanalıma, aileme hoş geldiniz. 2023 sevdiklerimizin yanında olduğu, çok mutlu olduğumuz, çok güzel kapılar açan bir sene olsun. Aldım, kabul ettim. Evde internetler yok. İnternetin kotası dolmuş. Çünkü bizim yeni taşındığımız yerde direkte internet kablosu şey yokmuş. Yok yani, nasıl olabilir bilmiyorum. Hiçbir şekilde de Türk Telekom falan ilgilenmiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sonra ben gittim Turkcell'den bu şeylerden aldım. Sadece prize takıyorsunuz ya, sim kartla çalışıyor. İşte bunlardan aldım ama bunlar da çok pahalı arkadaşlar. 300 GB işte 500 lira falan. İşte ben şu an 1500 lira falan ödüyorum. Yani siz hesap edin ne kadar şey yapıyorum. Yani enayilik yapıyoruz aslında. Buradan yetkililere sesleniyorum. Türk Telekom'da falan tanıdığı olan Muğla Ortacı Cumhuriyet Mahallesi. Bana yazın DM'den, ben size adres veririm, açık adresimi. Neyse, Türk Telekom yetkililerine sesleniyorum. Bir tane ya şey açın ya şuradan. Hani direkte bir hat açıverin yahu. Ne kadar zor olabilir. Neyse arkadaşlarım, şimdi kuzenime gidiyorum. Hem kısır partisi yapacakmışız hem de onları uzun zamandır görmüyordum. Bir senedir görüşmedik yeni yıl. O yüzden hadi birlikte gidelim. Hemen size kombinimi göstereyim. Rahat ev kombini yaptım. Şöyle bir ev kombinim. Grilerin ağırlıklı olduğu böyle tatlış bir kombin. Hadi bakalım, let's go. Nereden nereye, nereden nereye? Nereye? Bize iki tane yetmeyebiliyor musun? Ne köpeği? Size biraz da hep aynı sokağı çekeyim. Karabaş! 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 Aha! Saçma mı istersen? Yavrum, yavrum, ne haber? İyi misin? İyi misin annem? Bir seveyim, canım çekti. Kim diyor ki bu köpek azgın diye? Bunu 7 kere falan şikayet etmişler ama çok tatlı bence. Niye bilmiyorum. Genelde hayvanlar erkekleri sevmiyor. Mesela bizim köpekler bisikletli bir çocuk geçince saldırıyor. Bu köpek de aynı şekilde. Bu sitelerin köpeği. Önceden sokak köpeğiydi. Biz işte gece vakti geliyoruz yazın. Erkekler gelince hırlıyor, havlıyor ama kızları hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Niye bilmiyorum. Erkekler ya kaba davrandığı için böyle oluyor ya da başka bir şey. Öyle. Şu köpekciyi bile 7 kere şikayet etmişler. Saldırıyor falan diye ama yani ipi var. Ama hiçbir şekilde saldırdığını görmedim. Öyle işte. Ay, dün ne oldu? Dün ben vloglamadım. Bugün ayın 3'ü. Ben bahçeye indim işte. Yemek verecektim Pati'ye, Alex'e falan. Neyse saldık biraz. Gezdi işte, tuvaletini kakasını yapmaya gitmedi. Alex gezdi. Neyse. Bir baktım böyle kusmuş Pati. Ama böyle bembeyaz. Ağzı köpürüyor falan. Ben bunu kucakladığım gibi veterinere. Veteriner kapalı. Neyse. Bir arkadaşım var veteriner, onu aradım. Dedim böyle böyle. Hani ne yapmam lazım? Dedi ki bana ayran yap içir. İçmiyor. Sonra dedi ki ya süt içir. Annem dedi ki süt içirelim. Sonra dedim can işte süt içirsem olur mu? Dedi ki olur. Neyse süt falan içirdim. Ama sıfır hareket. Hani böyle mutsuz, normal üstüme atlar zıplar, yok. Sonra işte komşumuz şey dedi. İşte yoldan geçen birileri dedi buna bir poşet atmıştı falan dedi. Biz gördük de yemek veriyor sandık. Siz tanıyorsunuzdur diye falan yaptı. Madem ki bizim haberimiz yok. Neyse anladık ki biri zehir atmış. Ama Allah'tan yememişim, ne olmuş? Poşetler vardı çünkü önünde. Ben bizim köpeklere mesela komşular falan yemek veriyor. Ben dedim ki herhalde onlardan biri. Öyle arkadaşlarım ama şu an gayet iyi. Oha, hayatımda ilk defa olay yeri inceleme gördüm. Neyi inceliyorlar ki? Cani ben geliyorum. Teyzemin tavukları. Adam bile yerler var ya.
Aa, bir köylü kızı. Bakın bunlar roka. Hayır, bunlar dereotu. O değil, Dereotu sevmem. öndekiler işte. Evet arkadaşlar, şimdi roka partisi yapıyoruz. Roka toplayacağım. Nereye basmam gerek bilmiyorum ama şuradan pıt pıt pıt. Kışt. O kadar taze ki. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Keşke koklayabilseniz. Elimi şey ısırdı ya. Evet. Gerçekten bakla hangisi? Şu galiba. Değil mi? Bu bakla. Bu bakla bak. Hiç sevmem. En çok sevdiğim çekirdek bakla. Yenir mi şimdi? Çekirdek, hayır. Bu istemiyorum. Taze soğan yok mu? Bu pırasa. Hiç hayat görmemiştim. Pırasayı bu sene teyzen dikti. Bu pırasa. Teyzem şey başkanı. Tarım ve Kooperatif Bakanı olsa. Bu da turp. Turp mu? Evet. Bak Melis. Anam! Ne kadar güzel. Bu da turp. Bakın İstanbul arkadaşlarım. Turp. Roka gibi yaprağı var. Ben bunu roka sanmıştım. Hayır, bu roka değil, bu turp. Aa. Ay çok güzel. Şu tavuk da yer arıyor. Geçsem de yesem diye. Bak şimdi çiş büyüyünce turp mu olacak şimdi? Allah Allah Allah. Nasıl güzeller. Şimdi organik yumurta nasıl alınır? Anaları bunlar büyük ihtimal. Bak gururlular. Yumurtlayanlar onlar. Oo maşallah. Hadi oradan. Roka yaşa yapıyor. Bu ceviz de değil mi şu? Evet, bu ceviz. Bu ceviz bütün civcivlerin anası bu. Büyük ihtimal bunların annesi. Evet, bunların annesi işte. Bunların annesi ceviz. Çok güzel ya. Maşallah. Hadi gene bugün şey yömyeyi düzdün. Tabii. Giderken de biraz turunç. Turunç değil bu, portakal. Portakal. Orada kal. Maneyle toplayacağım giderken sana. Şunlardan toplayalım Melis. Bunlara baksana güzelliklerine. Yere dökülüp durur. İnşallah olur Melis. İkizler çaldım ama ben sana olur şeyi... olur. Ben de L aldım. Güle güle geçiyorum. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Daha güzel hediyeler senin olsun işte inşallah. Ben işte cinli şey yap. Teyzemler bana baklava ayırmış. Bir tanesini yedim. Diğerini de bekliyorum sinsin diye, onu da yiyeceğim. Çok güzel. El lezzeti gerçekten teyzemin çok güzel. Burada her şeyi doğramaya başlıyor Ferdi ablam. İncecik doğruyor. Bana doğrama izni vermedi. Sen dedi ki adam boyu doğruyorsun. Ben de dedim ki okey. Burada böyle topladığımız taze taze rokaları doğruyor. Roka gerçekten dünyanın en yararlı ve en güzel sebzesi diyebilirim. Çok seviyorum yeşil yapraklı olan her şeyi diyebilirim. Dereotu hariç. Burada birazcık tere falan koparıyor. Ama ben dedim ki tereyi çok sevmiyorum abla, birazını alır mısın? Dedi ki okey. Gene bunu okey dedi. Hemen böyle kabuklarını da attı. Pıt 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 doğruyor. Gerçekten bizim kızımız çok başarılı. ASMR gibi böyle çektim size ama sesini kıstım. Burada daha ne yapıyor? Topladı. Salatalık koyuyor minicik. Domates falan koymuyoruz biz kısıra. Çünkü çok sulandırdığını düşünüyorum. Ama malzeme az olunca yeşillik tabii ki de konabilir. Burada işte salatalıkları doğruyoruz. Minik minik cacık kıvamında. Sonra da havuca geçecek zaten. Burada da görüyorsunuz. Havucumuzu soyuyoruz. Havucu ben çok sevmiyorum, içinde sert geliyor ama bir aroma veriyor. Bu da benim teyzem. En büyük teyzemdir. Çok severim kendisini. Canım teyzem. Bulgurumuz ve burada da sos yaptım. Böyle bayağı salça, soğan, sarımsak ve bir sürü baharat. Kimyon, karabiber, tuz, nane hepsini mixliyoruz. Sonra da yapıyoruz. Ocağı kirlettiğim için hemen temizliyorum görmesinler diye. Vallahi yaptım. Burada da kol gücüyle 7 kişi falan karıştırdık sırayla. Böyle çok güzel oldu. Mix yaptık. Çok lezzetliydi arkadaşlarım. Ben çok sevdim. Afiyet olsun. Küçüklüğümden beri en çok sevdiğim şey teyzemlerle birlikte birlik olup böyle kısır yapmaktır. Annem, babam, işte teyzem, eniştem, bütün kuzenlerim olurdu. Ve çok güzel sofralar olur.
Rabbim bütün sevdiklerimizle birlikte olmayı nasip etsin. İnşallah diyorum. Burada da pancar suyu koyuyor. Bütün turşuları teyzem yapmış. Mükemmeldi. Güzellendik de sizinle vereceğim. Güzeldi. Ya çay yapacağım sizin. Çok güzel. Şeyden sana mı yiyeceksiniz? Evet arkadaşlarım, eve geldik. Teyzemler bir torba bize portakal mandalina verdi sağ olsunlar. Geldim dedim ki kapanışı yapayım hemencecik. Sonra da öyle edite oturacağım. Umarım keyifle izlediğim bir video olmuştur. Böyle ailemi, aile ortamımı paylaştığım bir video izledin. Kendimce naçizane hayatımı paylaşıyorum. Umarım keyif almışsındır. Bir diğer videoda ve günde görüşmek dileğiyle. Lütfen like tuşuna basarsan video çekmeye teşvikim olur. Seni seviyorum. Bir diğer günde ve videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.